Değerli konumuzun kasnak, dişli ve çaklar ve vida ile ilgili konu anlatımı olan kısmımızı tekrar bir özet yapalım. Şimdi e, dişli çarklar dediğimiz zaman arkadaşlar saatlerin içindeki veya işte bisiklet tekerleklerin ortasında olan o sisteme dişli çaklar diyeceğiz. Dişli çakların genel mantığı 14. Şimdi eğer merkezleri aynıysa bunun e, tur sayısı da, bunun tur sayısı aynıdır. Yani içi neyse dışı da içi dışı bir diyeceğiz. Yani burası enter dönüyorsa burası da enter döner. Yönleri aynıdır. Ama birbirine değen dişler. biri sağa dönüyorsa biri sola dönecek. Biri Anya biri Konya misali. Eğer mesela burası 3R burası R ise 3R'lik yarıçap, çarp sahipse sahip 1R'lik yarı 3N'e sahiptir. Yani burada tur sayılar birbirinin tam ter, yarıçapla ters çapla ters unutmayacağız. Şimdi gelelim kasnaklar ifademize. Kasnaklar dişlere benzer. Diş olmadığı için araya bir kayış bağlanır. Buradaki bunun dönüş yönüyle bunun dönüş yönü aynıdır. Yarıçapları yine arkadaşlar turla ters orantılı. Mesela diyelim buraya 3R diyelim buraya 2R dersek bu 2 tura sahipse bu 3 tura sahiptir. Neden? 3 kere 2 6, 2 kere 3 yani çarpımları ne olacak karşılıklı? Yine eşit olması lazım. Eğer ters bağlı bir kasnak varsa biri sağa dönerse biri sola, biri aynı bir biri Konya olur yani. Yine yarıçapı kıyaslarken yarı çapı tur sayısının ters orantı olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi gelen vida sistemi, vidam sistemi de bir basit makine türüdür. Tabii ki vidanın formülünü şöyle tutabiliriz. Şimdi burada bir de iş vardır. Yani kuvvetin yaptığı işin yükün yaptığı işe eşittir. İş nedir? Kuvvet çarpı aldığı yol. Kuvvetin bu etrafında donarken aldığı yol 2 pi L'lik bir yol alır. Buradaki R direnç kuvveti, R kuvvetli aşağı A kadar ilerler. O zaman kuvvetin yaptığı işi yazarken F çarpı 2 pi L eşittir. R çarpı A şeklinde yazabiliriz. Bakın burada ne yapmış arka yanmış. Kuvvet çarpı aldığı 2 pi R yol. R çarpı aldığı yoldur. H ifadesini yazar. H vidanın ilerlemesidir. H'i yazarken Kaç defa çevirdik? En defa A kadar ilerler. Vida adamıyla çarptığımız zaman o zaman ne yapıyor? H eşittir. N çarpı A'dan yapabiliriz. Yani vida dişi mesela 2 santimde 5, santim, 5 defa çevirirsek vidamız 10 santim ilerlemiş diyebiliriz arkadaşlar. Burada da bakın ne yapmış formülümüzü? H eşittir. N çarpı A olarak yazıyoruz. O zaman H ifadesinin ilerlemesine vida adamının kalınlığı ve tur sayısı bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi soru çözüm kısmına devam edelim. Evet, ilk sorumuz şöyle. Bir mekanik saate ait KLMN dişlerin üstten görülmüş şekildeki bu dişlerin diş sayıları sırasıyla 60, 40, 20'dir. K dişi ok yönünde döndüğüne göre ya, yargılan hangileri doğrudur? Şimdi bir de diş sayısı var. Diş sayısı yarı çap orantılıdır. Şimdi bu dişli bu tarafa döndüğü zaman bu dişli bu L dişisindir. Yani bu sola dönerse bu sağa döner. Şimdi arkadaşlar tur senel diyelim. Mesela buna biz bir tur dersek bu tarafa bir tur dersek 60 dişte de bir tursa e, 40 dişte arkadaşlar. Şöyle yapalım buna 2 tur diyelim. 2 tur ya yani 60 kere 2 120 ise o zaman buna 3 tur desek daha güzel olur. Çünkü tam olur. 3 kere 40 yine 120. Demek ki çarpımlar eşit olacakmış. İçi dışı 1 diyoruz. O zaman içindekinin tur sayısı da aynı olmak zorunda. Dışı ile içi aynıdır. K ve M'nin dönüş yönleri zıttır. Evet dönüş yönleri zıttır. Biri sağ ise bu sola dönüyor. L, M'nin tur aynıdır. İç dış eşit demiştik. Evet tur sayıları eşittir. K dişlisinin tur sayısı M dişlisinden fazladır. K dişlisinin tur sayısı 2 ise M 3 demiştik bu hesaba göre. O zaman bu üçüncü ifademiz yanlış oldu. O zaman cevabımızı 1 ve 2 seçeneğinde B şıkkında görmüş oluyoruz. Evet, ikinci sorumuz şöyle. Merkezden geçen dik eksenler etrafa dönebilen R, 4R, 2R ve R çarpı X, Y, Z, P dişlerinin görünme şekildeki birdir. X dişlisi demiş bir okünde günde bir sürü dönerse P dişlisinin görünümü. Şimdi X dişlisinin o ok gününde bir tur olduğunu söylemiş. X dişçisinin yarı çapı R kadar. 1 R'de R ise 4 R'de. O zaman X dişçisi bu tarafa dönüyorsa bu da bunun tersi yönde. Yani ne tarafa dönmesi gerekiyor arkadaşlar? Ters bu tarafa dönmesi gerekiyor. O zaman bunun tur sayısı ne olur? 1 bölü 4 olur. Çünkü e, 1 çarpı 1 1 ise 4 R çarpı 1 bölü 4 olmasın 1 olsun. O zaman bu y dişlisi bu tarafa doğru 1 bölü 4 dönüyorsa bu dişlinin tarafa döner. Şimdi 1 bölü 4 ile 4'ü çarparsak 1 olur. O zaman bu da 2 r'lik olduğu için yarıçapı. O zaman bunun da 1 olması için 1 bölü 2 ile çarpmamız lazım. Çünkü 4 r çarpı 1 bölü 4 1. 2R çarpı 1 bölü 2 yine 1. O zaman içindeki de ne olması gerekiyor? İçi dışı olacak. 1 olacak. Bu da 1 bölü 2 olur. Bize bunun görümünü sormuş. O zaman bu şekil yarım tur attığı zaman şekil ne olur? Bu tarafa dönmüş olur. O zaman cevabımız arkadaşlar burada B seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Merkezler etrafında rahatça dönebilen KLM dişlerinin yarı çapları 3R, R ve 2R'dir. K dişçisi ok yönünde en kez döndürülen M dişçisi dönmektedir. L dişçisi sistemden çıkarılarak KM dişleri birbirine değecek şekilde getirip deneyi tekrarlanırsa M dişçisinin dönme yine ve tursa için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar burada K dişçisi en tur döndüğü zaman... Tabii ki bu n-3 3 kere 3, 3. Bunun da bu tarafa doğru 3n dönmesi lazım. Bunun da o zaman n çarpı 3 re ise bu da 3 çarpı n olması için. Bunun da arkadaşlar 3 bölü 2n olması gerekiyor. Şimdi burada mantığımız şudur. Sonuçta l'ye olsa da olmasa biz k ile m'yi kıyaslayalım. Bak, kıyaslayalım n kere 3R, 3R, 2R çarpı 3 2 yine 3NR yaptı. Demek ki buradaki arka L sonucu değiştirmedi. Ya yani o zaman buradaki ne iletim vazifesi yapar diyeceğiz. Şimdi burada o zaman tur sayısı ne yapmamış oldu? L çıkarsak ve değişmemiş oldu. Sadece yönü değişiyor. Şimdi bu cisim bu tarafa döndüğü zaman bu dişti. Bu tarafa, bu dişti de bu tarafa döner. Eğer burada L olmazsa ne olur? Bu tersine döner arkadaşlar. O zaman ne yaptı? yönü değişebilir ama tur sayısı ne yapmaz? Değişmez diyeceğiz. Dördüncü sorumuz şöyle. Merkez etrafından rahat dönebilen KLM ile tekerleklerin yarı çapları sırasıyla 4R, 2R ve 3R ve R'dir. K tekerleği ok yönünde demiş bir tur döndürürse başlangıçta aynı yatay izle olan PR cisimleri arasındaki düşey uzaklık kaç PR'dir? Şimdi arkadaşlar bu, bu K dişlisi bu tarafa doğru bir tur döndüğü zaman L dişlisi de bu tarafa doğru bir tur dönmüş olur. Çünkü merkezleri ortak uçun turları aynıdır. Dönüş yönü aynıdır. O zaman buradaki L dişlisi neyi döner? Ne dişlisi bu tarafa döner. 2R'de bir tur dönüyorsa bu R'de o zaman iki tur dönmüş olur. O zaman bunun iki tur dönmesi dışındakinin de iki tur döndüğü anlamı katar. Şimdi burada e, P'nin yükselmesiyle R'nin yükselmesini söylüyor. P cismi yukarı giderken L, M e, kaslarda da aşağı doğru iki bıraktığında aşağı doğru yönelmiş olur. O zaman yukarıya çıkması bunun etrafına sarıldığı için bir sarılması 2 πr kaç defa sarılır? Bir defa sarılır 2 πr en kadar yükselmiş olur. Bu cismi aşağı doğru gider. Bırakıldı yani bırakıldığı yarı çap 3 R olduğu için 2 pi çarpı 3 R'den dolayı 2 tur bıraktı. O zaman 2 kere 3 6, 6 kere 2 12. O zaman buradan 12 pi R aşağı salar e, R cismini. Bu da yukarı doğru 2 pi R yükselir. O zaman yukarıya doğru bunu 2 pi R yükselmesi, bunu da aşağı doğru 12 pi R aşağı inmesi sonucu arkadaşlar ne yaptı? Burada Burada arkadaşlar bunun yarıçapı 2R olduğunu tekrar hatırlatalım. O zaman burası 2P çarpı 2R olmuş oldu. O zaman buraya 2P çarpı 2R diyeceğiz. O zaman arkadaşlar bu dişte yukarıya doğru yukarıya doğru ne yaptı? 4 πr Bu dişte aşağı doğru 12 πr olduğu için her iki diş arasında toplamda 16 πrlik ne yapmış oluyor? Bir uzaklık olmuş oluyor. Evet, beşinci sorumuz şöyle. Merkezlerin tavanı asılmış eş merkeze KL tekerleyen yarı çapları 2R ve R'dir. K tekeri ok yönünde bir tur dönerse makaraya bağlı yük H kadar yer değiştirmektedir. H kaç bir R eşittir? Şimdi arkadaşlar bu sistem bu tarafa doğru dön, bir tur döndüğü zaman bu içindeki sistem de bu tarafa doğru bir tur döner. O zaman bunun buradan yukarı çıkması bu da bunu yukarı çıkar arkadaşlar. Buradan çekilmekten ne kadar? Bunun sarıldığı, ipin sarıldığı yarı çap 2R olduğu için buradan 2Pi 2 rde de bir tur yukarı sarmış oluyor. Buradan da arkadaşlar hesabınızda 2Pi R'ye bir tur sarmış oluyor. Sonuçta her ikisi de cismi çektiği için buradan 4Pi buradan da 2Pi R'ye toplamda 6Pi çekilmiş olur. Ama 6Pi çekilirken bunun yarısı dönmeye, yarısı yükselmeye gider. O zaman 6 pi r'nin yarısını alırsak buradaki yükselmeye giden miktar 3 pi r olarak söylemiş oluyoruz. Evet 6. sorumuz şöyle. Adımı A olan bir vida B uzunluğundaki e, konu ucuna uygulanan F kuvvetiyle en kez döndürülüğünde ucu tahta zeminde H kadar ilerlemektedir. H miktarının artması için hangiler tek başına artırmalıdır? Şimdi vidada haşi ilerlemesi neye bağlı? Haşin ilerlemesi n çarpı a yani tur sayısı vidadına bağlı. Haş miktarının artması için ya n'in ya da a'nın artması lazım. O zaman burada hangileri artırılmalıdır diyor. O zaman a ve n'yi artırsak yeterlidir. Cevabımız o zaman 3 ve 4 3 ve 4 öncülünü işaretlemiş olduk ve cevabımızı B olarak söylemiş olduk arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim. Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz.